İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin en genç milletvekili Alexander Nazaryan, Yeşe Giragosyan Bakü temsilcisine karşı çıktı. Jön Türkler gibi Aliyev de Ermenilerden nefret ediyor. Şili Temsilciler Meclisi 24 Nisan'ı Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Arminosit kurbanlarını ulusal anma günü olarak ilan etti. Brüksel'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu. Nikos Dendias, bugün düşüncelerimiz Yunanistan'daki ve tüm dünyadaki Ermenilerle birliktedir. Senin için Şar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan, 24 Nisan 2024 tarihinde Fransa'nın Draganyan şehrinde Alexander Nazaryan'a milletvekili beratını takdim etti. 19 yaşındaki Alexander Nazaryan'ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun en genç milletvekili olduğunu da hatırlatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler hiçbir zaman Doğu Ermenistan'ın Artsakh'ı işgal ettiğine karar vermedi. Yevşe Giragosyan Bakü temsilcisine karşı çıktı. Uluslararası Adalet Divanı Bakü'nün Yerevan'a yönelik iddiasını inceledi. Doğu Ermenistan temsilcisi Yevşe Giragosyan, Bakü'nün Azeri topraklarının Doğu Ermenistan tarafından işgal edildiği iddiasını reddeden açıklamasına yönelik eleştirilerine değindi. Doğu Ermenistan'ın uluslararası hukuki konulardaki temsilcisi, Bakü temsilcisi Doğu Ermenistan'ın kendi işgalini ve uluslararası toplumun işgale karşı baskıcı tepkisini inkar ettiğini, Doğu Ermenistan'ın kendi çıkarlarına hizmet etmek için yarattığı kendi kaderini tayin etme yanılsamasını reddettiğini ısrarla vurguladı. Sonuncusu Ermenistan'ın kendi çıkarlarına hizmet etmek için yarattığı kendi kaderini tayin etme yanılsamasını reddediyor. Bakü, Avrupa Sözleşmesi'nin birinci kısmı kapsamında Doğu Ermenistan'ın Artsakh üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu belirten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını büyük ölçüde vurguluyor. Ancak Bakü, bu mahkemenin yargı yetkisini belirlemesi, mahkemenin emsal uygulamasına göre uluslararası ihlalden dolayı devletin sorumluluğunun kaydedilmesi standardı ile eş tutulamayacağı gerçeğini göz ardı ediyor, dedi. Giragosyan, Avrupa Mahkemesi'nin hiçbir zaman Doğu Ermenistan'ın Artsakh'ı işgal ettiğine karar vermediğini, aynı durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Artsakh ihtilafına atıfta bulunan ve Azerbaycan'ın temsilcisi ve avukatları tarafından yanlış aktarılan kararları içinde söylenebileceğini açıkladı. Güvenlik Konseyi, Doğu Ermenistan'ı Artsakh'taki Ermenilerin normları yerine getirmesini sağlamak için etkisini sürdürmeye ve kullanmaya çağırdı. Ancak Doğu Ermenistan'ın bırakın saldırgan olmayı işgalci bir devlet olduğundan hiç bahsetmedi. Bunun yerine yerel Ermeni güçlerine atıfta bulundu. Çatışan taraflara Minsk grubu barış süreci çerçevesinde çatışma çözümüne yönelik müzakereleri derhal yeniden başlatma çağrısında bulunuyoruz. Doğu Ermenistan ve Artsakh yetkililerinin yaptığı da tam da budur. Bakü ise tam tersine Cumhurbaşkanı Aliyev'in söylediği gibi tek taraflı olarak savaşın kaçınılmaz olduğuna ve Minsk grubunun öldüğüne karar verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev'e göre dün Bakü temsilcisinin inkar etmeye çalışmadığı ikinci Karabağ Savaşı'nı başlatan Bakü'ydü diye açıkladı Giragosyan. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosid'in 109. yıl dönümü bağlamında uluslararası üne sahip Newsweek dergisi de geniş bir yazıda Bakü'nün Ermeni karşıtı politikasına değindi. Makalenin yazarı, Philadelphia'daki Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsünün genel müdürü Dr. Eliza Van Jodenforce'dur. Dr. Eliza Van Jodenforce makalesinde geçen yılın Eylül ayında Hristiyanlığın en eski dini komplekslerinden biri olan ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin kutsal alanı sayılan Amaras Manastırı'nın ordusu öz yönetim bölgesini işgal eden Bakü tarafından ele geçirildiğini özellikle belirtti. Artsakh'ın Ermeni anklav yerleşim bölgesi yaygın olarak Artsakh olarak bilinir. Saldırı Doğu Ermenistan, Bakü ve Rusya arasında 2020 yılında imzalanan ve savaşı sona erdiren ve paniğe kapılan 120 bin Ermeni'yi bölgeden kaçmaya zorlayan antlaşmayı ihlal etti.
Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsünün genel müdürü, yaklaşık 4000 yıllık aralıksız Ermeni varlığına son veren ve dünyanın en eski Hristiyan topluluklarından birini beşinden mahrum bırakan göç, son zamanların soykırımlarından, etnik temizlikten biriydi. Osmanlı Türklerinin Ermenilere karşı uyguladığı soykırımın, Arminosid'in başladığı 24 Nisan'dan 109 yıl sonra, tüm dünyada anılan 24 Nisan'da Ermenilerin hala saldırı altında olması bir trajedidir. Misyonu bu tür kötülüğün tekrarını önlemek olan Philadelphia merkezli Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsü olarak bizler, Azerbaycan askerlerinin gözaltında tutulan Ermeni askerlere ve sivillere karşı kafa kesme, organ kesme, aşağılama ve cinsel tacizle dahil olmak üzere rutin olarak zulümler, sıklıkla videoya kaydedilen ve sosyal ağlarda paylaşılan saldırılar gerçekleştirmesini dehşet içinde izledik diye yazdı. Kaliforniya merkezli Hakikat ve Adalet Merkezi tarafından derlenen suçları belgeleyen bir dosya geçen hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Dr. Eliza von Jodenforge, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosid kurbanlarını anma gününde soykırımcı rejimlerin birçok yolla kötülük yaptığını, bunlardan birinin de halkın kültürünü yok etme çabası olduğunu vurgulamak isterim. Artsakh Ermenilerinin insani durumu Bakü'de işlenen suçların en yürek parçalayıcı yönüdür. Bakü aynı zamanda Ermeni Hristiyan tarihini de silip yeniden yazmaya çalışıyor. Kültürel silme ve soykırım farklı kavramlar olsa da, kültürel silme belirli bağlamlarda soykırımın bir bileşeni veya öncüsü olabilir diye belirtti. Şili Temsilciler Meclisi her yıl 24 Nisan'ın Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosid kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesi projesini onayladı. Diario Armenia'nın haberine göre karar, Mart ayında Güney Amerika Ermeni Ulusal Konseyi temsilcileri Hagop Tabakyan ve Aram Muratyan ile bir araya gelen Şili Doğu Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Christian Araya tarafından sunuldu. Oturum sırasında Araya, 109 yıl önce bugün gibi bir günde Hristiyan Ermeni halkının imhası başladı. 1,5 milyondan fazla insan etnik kökeni ve dini nedeniyle sistematik olarak katledildi. Dönemin liderleri bunu bilinçli olarak görmezden geldiler ve bugün de devam eden ama bizim gibi uzak bir ülkeden alçak gönüllülükle ama kararlı ve enerjik bir şekilde karşı karşıya kaldığımız bu tür olaylar karşısında sesimizi yükselterek Ermeni şehitlerinin resmen tanıdığımızı duyuruyorum dedi. Christian Araya konuşmasında Artsakh'ta yaşanan olaylara da değinerek şunları vurguladı. Ermeni halkının bir kez daha haksız saldırıya maruz kaldığı, Artsakh'ın işgal edildiği ve vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığı, güçlerin ve uluslararası kuruluşların kayıtsızca bakışlarını kaçırdığı bir dönemde, Ermenilerin maruz kaldığı soykırım Arminosid'e karşı sesimizi yükseltecek kapsamlı bir yaklaşımla Şili parlamentosunun bu kararlılığıyla gurur duymadan edemem. 5 Haziran 2007'de Şili Senatosu Ermeni ulusuyla dayanışmayı ifade eden, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosid'i kınayan ve Şili hükümetinden Birleşmiş Milletler tarafından 1985'te kabul edilen hususlara sadık kalmasını isteyen bir kararı onayladı. Belçika Ermeni Komitesi tarafından Brüksel'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosid mağdurlarının anısına bir etkinlik düzenledi. Ixelles'teki Henri Michum Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreni öncesinde kutsal şehitler için şefaat duası ve Surp Mari Magdalene Kilisesi'ndeki anma töreni düzenlendi. Anma töreninde Doğu Ermenistan'ın Belçika Büyükelçisi, aynı zamanda Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Dikran Balayan, Doğu Ermenistan'ın NATO nezdindeki diplomatik misyonunun temsilcisi, çok sayıda üst düzey Belçikalı siyasetçi, devlet ve kamu kurumlarının temsilcileri, büyükelçiler hazır bulundu. Etkinlik sırasında İksel Belediye Başkanı Christos Dulkeridis, "Her yıl bir gün vardır ki ne Covid, ne yağmur, ne dolu, ne rüzgar tanımayan bir anma vardır.
Bu Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma günüdür. Dulkeridis her yıl bu anma töreninde bulunarak bir asır önce yaşananları hatırlamak bizim görevimizdir. Çünkü irademizin eksik olduğu her an başarısız olduğumuzda acıyı tekrarlanma riskini besliyoruz ve tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz diye konuştu. Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosid'in 109. yıl dönümüne atıfta bulunarak, insanlığa karşı işlenen suçların tekrarını önlemek için tarihi gerçeğin tanınmasının gerekli olduğunu belirtti. Yunanlı bakan bu açıklamasını X mikroblogunda yazdı. Bakan Dendias, bugün Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid kurbanlarının anısına saygı duyarak düşüncelerimiz Yunanistan'daki ve tüm dünyadaki Ermenilerle birliktedir diye yazdı. Charles Aznavour'un 100. yılına adanan sergi. 22 Mayıs, 22 Temmuz. Dünyaca ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Charles Aznavour'a ithaf edilen ve Yerevan'da düzenlenecek geçici sergide Şansonier'in hayatı ve faaliyetleriyle ilgili nadir fotoğraflar, farklı ülkelerde yayınlanan süreli yayınlar, hatıra baskıları da dahil olmak üzere yaklaşık 250 nadir eserler, ses albümleri ve Aznavour'un katılımıyla benzersiz film afişi örnekleri yer alıyor. Sergi, Büyük Ermeni'nin anısına saygı niteliğinde Yukom CEO'su Ralph Yirikyan ve tarih bilimleri doktoru Hayk Demoyan'ın ortak çabalarıyla oluşturulan koleksiyona dayanarak düzenlendi. 4 ana bölümden oluşan sergide 50'ye yakın benzersiz ve henüz az bilinen fotoğraf, farklı yıllarda piyasaya sürülen 100'e yakın irili ufaklı CD, ayrıca Charles Aznavour'un Fransa ve diğer ülkelerde çekilen 30'dan fazla orijinal film posteri yer alıyor. 1950'li ve 2000'li yıllarda Charles Aznavour'un imajıyla yayınlanan düzinelerce çok dilli dergi ve süreli yayın ayrı bir serginin ürünüdür. Sergide Charles Aznavour'un hayatına ve faaliyetine ithaf edilen hatıra madalyaları, pullar, rozetler, kartpostallar ve diğerleri yer alacak. Koleksiyonda yer alan sergilerden bazıları Gümrü'de de sergilenecek. Sergiyi organize edenler, serginin bitiminden sonra koleksiyonun tamamını kalıcı ve geçici sergiler düzenlemek üzere Yerevan'daki Charles Aznavour Müzesi'ne bağışlamayı planlıyor. Serginin resmi açılışı Alexander Tamanyan adlı Ulusal Müze Mimarlık Enstitüsü'nde 22 Mayıs saat 16'da gerçekleştirilecek. Sergi 22 Temmuz'a kadar açık kalacak ve son olarak Batı Ermenistan hükümeti 27 Nisan saat 12'de gerçekleştirilecek Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid kurbanlarını anma törenine sizleri katılmaya davet ettiğini hatırlatalım. Etkinlikte Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan da bir konuşmada bulunacak. Katılım serbestti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gangu Galineng adlı Armenosid kurbanları anısına adanmış şarkıyı sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.